Evet, şu anda başladı. Şimdi öncelikle formasyonlardan bahsedelim. Daha sonra işte liderlik, numaralık vesaire gibi şeylerden yavaşça ilerleriz. Hani sizin de sorularınız olursa söyleyin, hani beklemeyin sözüm biteceğini. Ben devam edeceğim böyle. Siz bir şey olursa beni uyarın, sorularınızı sorun. Şimdi yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Burada bizim kullandığımız formasyon tablosu var. Şimdi burada daha önceki uçuşlarımızda bahsetmiştim. Kullandığımız ana birkaç formasyon var. Zaten bu echelon left ve right standart formasyonlar. Hani her zaman uçulabilecek formasyonlar. Bunlarda bir hani sıkıntı yok. Hani echelon left dediğin zaman bu şekilde, right dediğin zaman bu şekilde dizileceğiz. Şimdi burada numaralar arasında, mesela 1, 2 arasında, 3, 4 arasında 3000 fit genelde hep böyle görürsünüz açıklığı. Bu civarda bizim kullandığımız formasyonlarda. Bir de şöyle, şimdi diyelim dörtlü kol ikiye ayrılır. Şimdi bu 1 ve 2 birinci eleman olur. 3 ve 4 ikinci elemandır. Koldaki yetkililik şöyledir. Bir numara liderdir. Fakat şu elemanın, yani bu ikiliden lider olan 3 numaradır. Yani bu dörtlü kolu ikiye bölersek bu bir eleman, bu diğer elemandır ve bunların liderleri 3 numara ve 1 numaradır. 1 numara da tüm kolun lideridir. Şimdi gelen mi var? Ben geldim abi. Ha, Buz İyi abi gelmiş. akşamlar. Hoş geldin abi. Şimdi dediğim gibi bu iki elemana bölünür. Birinci eleman 1 ve 2 numara, ikinci eleman 3 ve 4 numara. Burada kullandığımız formasyonlarda genelde numaraların arası, yani 1 ve 2'nin veya 3 ve 4'ün arası 3000 fit gibidir. Bakın burada mesela bizim kullandığımız standart formasyon wedge'tir. Wedge de 4000 fit vermiş, ama hani 4000 olur 3000 olur çok önemli değil. Aradaki uzaklığı da 9000 fit vermiş. Yani bu da 1,5 mile denk gelir. 1 mil yaklaşık olarak 6000 fittir. Yani tam olarak 6080 gibi bir şey oluyor ama çok önemli değil. Yani siz bir numarayla aranızda takan bağladığınızda, eğer 2 numaraysanız ve bu formasyondaysanız 0,5 göreceksiniz aranızda, 0,5 mil. 3 numara da 1 numaraya bağlı olacak. Bunun arası 1 mil olacak. Bunun arası da 1,5 mil olarak okuması gerekiyor. Bu 3000 fitleri korumak için. Şimdi burada birkaç formasyon var. Onlardan bahsedeyim. Bizim çok kullandığımız. Echelon left ve right, bunlar zaten standart demiştim. Hani çok böyle aklınızda tutmanız gereken büyük bir şey yok. Standart kullandığımız formasyon wedge. Hani bir yerde normal bir uçuş yaparsak aksi söylenmedikçe kalkıştan sonra wedge formasyon tutulur. Burada 1 ve 2 numaranın arası yarım mil. Birinci elemanla, yani şu ikiliyle ikinci elemanın arasında, yani şu ikilinin arasında 1,5 mil oluyor. Ve buradaki numaraların da yine arası 0,5 mil. Takanda görmesi gereken mesafe. Ama bunu hani 0,5, sürekli böyle 0,5 olmasına da uğraşmayın. 0,4 olur, 0,6 olur, 0,7 olur. Yani bu görsel olarak alışılacak bir şey. Burada bir numaranın takanına bağladığınız zaman bu elemanın göreceği mesafe bu olacaktır. Şimdi diğer formasyonlara geçersek, bir diğer kullandığımız formasyon spread formasyon. Burada da ikisinin arası 1,5 mil, bütün uçakların arasında bu şekilde bir mesafe var. Burada hangi numaraya uçuyorsanız 1, 2, 3, 4, ona göre mesafenizi aşağı yukarı hesaplamanız gerekiyor. Burada da bakın 0 ila 30 derece arasında geride duruyor bu arkadaş, 4 numarayla 2 numara. Spread formasyonu da bilmeniz gerekir. Bir diğer kullandığımız formasyon da trail formasyon. Trail formasyon bütün uçakların arka arkaya birer mil arayla dizildiği formasyon, standarttı. Ama size mesela uçuşta işte 2 mil trail yapalım, o şekilde inelim denir mesela. Genelde inişlerde kullanırız biz bunu. 2 mil arayla 1 numara iner, arkadan 2 numara iner. O 2 mili 1 numara inip hani pistten çıkana kadar olan zaman olarak değerlendirebiliriz. Mesafelerin kontrolünden bahsedelim. Mesafeleri takandan kontrol ediyoruz abi. Yani lider işte atıyorum 10 Yankee girdiyse siz de onun 63 fazlasını 73 Yankee'yi gireceksiniz. Ya da işte ne bileyim 50 Yankee girdiyse ne oluyor? 113 Yankee şeklinde.
Buradaki numaranıza göre hani mesafenizi hesaplayacaksınız. Bu diğer formasyonların detaylarına girmeyeceğim. Ama şunu aklınızda tutun. Trail, spread, wedge, zaten edge on left right. Bunlar hani önemli olan bizim genelde uçtuğumuz formasyonlar. Bunların da takandan mesafesini kollayacağız demiştik. Şimdi lider olurken ne yapmamız gerekiyor? Numara olurken ne yapmamız gerekiyor? Onlardan bahsedelim. Lider olarak uçarken sürekli uçuş planını aklınızda tutun. Burada formasyonda lider navigasyondan sorumludur ve hani o kolun yapacağı işlemlerden sorumludur. Hani oradaki karar mekanizması bir numaradır. Diğer uçaklarla, diğer uçuşlarla iletişimi o sağlar. AVAX'la o konuşur, kuleyle o konuşur. Bunlardan sorumludur. Numaralarda liderin verdiği emirleri yerine getirmekle birlikte onu ve bütün kolu kollamakla sorumludur. Mesela şurada Veç uçarken arkadaşlar 2 numara sürekli 1 numaranın arkasını ve 3-4'ün hani civarını kollamak durumunda. 3-4'te de aynı 1 numara ve 2 numara hani burada tabi elemanlar diyelim kep atıyor olabilir. Bu eleman bir yerde kep atıyorsa bu da diyelim batısında kep atıyordur. Ya da işte gidiş geliş yapıyorlar da sıcak soğuk. Düşman mesela diyelim kuzeydeyse. Bunlar işte giderler. Sonra soğuğa dönerler. Sonra bunlar sıcakta kalır. Sıcakta yaklaştıkları zaman aynı şekilde bunlar da U dönüşü yapar. Vesaire. Onların dediklerini uygular. 4 numara da dediğim gibi o arkayı ve bu tarafı kollar. 2 numara da bu tarafı kollamış olur. Wedge formasyon gerçekten avantajlı bir formasyon. Hani aradaki mesafeyi de uygun tutarsanız çarpışma riski falan da gerçekten az. Dönüşleri falan da kolay oluyor bu formasyonun. Genelde kullandığımız o yani. Hani wedge ve trail en çok kullanılan formasyonlardan. Edge on right ve left overhead inişlerde yani bu peel off dediğimiz inişlerde o da kullanılan bir formasyon. Hani böyle yaklaştık diyelim piste. Bir numara işte soldan peel off dediği zaman bu şekilde döner. 2 numara 5 10 saniye sonra hani arkasından döner. 3 numara arkasından döner. Böyle böyle. Hatta şurada çizersek bir numara şöyle dönecektir. 2 numara böyle dönecektir. 3 ve 4 şeklinde böyle döndüklerinde arka arkaya inecekler. Buradan tekrar işte pist şurada olacağı için şöyle. Bir numara buradan dönecek. 2 numara buradan. Bunların arasında zaman farkı da olacağı için rahatça hızlı bir şekilde bütün kol bu şekilde inecektir. Echelon left veya right formasyonlarda. Bunu tekrar temizleyeyim. Burada şimdi bu tabloyu tabi sizin de erişiminizde var. Bu hani sınavda bunlar sorulur size. Şimdi diğer şeylere geçelim. Hani lider neler yapar? Koldaki numaralar neler yapar? Lider dediğim gibi iletişimden sorumludur. Ve lider numaraların manevralarını da hesaba katmak zorundadır. Hani diyelim bir piste yaklaşacağız. Onların hani açıkta kalmamasını veya işte onların yetişmesini, yakıtının şeyini falan düşünmesi gerekiyor. Bunların detaylarına birazdan gireriz. Numaralarda lidere çok fazla yaklaşmamalı. Özellikle mesela bir atış yapılacaksa veya bir savaş durumundaysak yani lideri biraz rahat bırakmak lazım. Çarpışma riskini minimuma indirmek lazım. Ama yine de lideri kaybetmemek lazım. Kaybederseniz HSD'den, takandan yardım alarak liderinizi takip etmeniz lazım. Tabi burada aviyoniklere falan da bakıyor oluyorsunuz. Bir sürü şeye bakıyor oluyorsunuz. Onları da yaparken lideri böyle sürekli arada bir kontrol etmeyi unutmayın. Hani arabanızın aynınızdan nasıl 5-10 saniyede bir arkaya bakıyorsanız aynı şekilde liderinize sürekli böyle arada sırada bakıp onu kollayın. Mesela diyelim echelon right uçuyoruz. Burada 2 numara tamam 1 numarayı takip ediyor ama sadece bu da değil. 2 numara 3 numara ve 4 numaranın da takip ettiği uçak oluyor. Yani burada bu formasyonu uçuyorsak herkes bir numarayı takip edemez. Hani herkes bir numarayı takip etmeye kalktığı zaman 2'yi diyelim görmedi 3 numara. Atıyorum ben 3 numara uçuyorum. 1 numarayı takip ediyoruz. 1, 2, 3, 4 diye uçuyoruz. 2 numara aşağı yukarı sağ sol falan hareket yaptığı zaman uçuş emniyetin tehlikeye atar. Şimdi bu 3 numara 2'yi mi takip edecek? 1'i mi takip edecek? Hani bu sorunun cevabı yok. Niye yok? Çünkü böyle bir şeyin olmaması lazım. Eğer böyle bir şey olursa formasyonu açıp koldan ayrılıp hani tekrar emniyetli bir durum sağlanana kadar yeniden kolu toparlamamız gerekiyor. 2 numara hani böyle bir sorun çıkarıyorsa onunla telsizde iletişimde bulunmak gerekiyor. Böyle bir durumda. Hani bunun olmaması lazım. Numaranın şeyi sorumluluklarından biri de bu. Hani arada uçuyorsanız diğer arkadaşlarınızı düşüneceksiniz. Hani planlamanızı da ona göre yapacaksınız.
Bir diğer konu mesela inişlerde veya işte havaalanına yaklaşmada böyle sıkıntılı durumlar. Bir numara mesela lider uçuyor. Şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar deyip aniden onu yapmayacak. Onu numaralarını söyleyecek. Mesela bir brevity kodu var, heads up diye. Heads up dediğiniz anda numaralar hani aviyonuklarına bakıp bir şeyleri ayarlamaya falan çalışıyorsa heads up dediğiniz zaman kafasını kaldırıp size bakması gerekiyor. Yani işini gücünü bırak demek bu. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim demek. Heads up soldan 30 derece yatışta işte bu tarafa döneceğiz vesaire gibi bir komut gelebilir. O an onu yapacağız. Hani heads up iniş takımlarını açıyoruz gibi mesela. Ya da hava frenlerini açacağım. Ve diyelim ki bir numara olarak uçuyoruz. Hani çok hızlı olduğumuzu fark ettik veya çok yüksek olduğumuzu fark ettik. Alçalacağız işte iniş takımlarını açacağız. Hava frenlerini de açacağız. Maksimum sürtünmeye çıktığınız anda bakın siz bunu numaranıza söylemeden önceden yaparsanız bu adamlar frenleyemez ve sizi geçer. Bunların hiçbir seçeneği yok. Yani sizi geçerler. O yüzden idle'ı alıyorum dediğinizde idle'ı almayın. Böyle bir %5-10 gaz verin. İniş takımlarını açmadan önce numaralarınıza söyleyin. Ve onlardan biraz sonra açın ki onlar biraz yavaşlamaya fırsat bulsunlar. Hava freni için de aynı. Ve inişlerde diyelim kol inişi yapıyoruz. Burada 1 ve 2 numara aynı anda yere değeceği için önce 1 numara burnunu bırakacak ki aerodinamik frenlemeyi o bitirecek önce. 1 numara alıp başını gidecek belli bir noktadan sonra. 2 numara sonra bırakacak ki araları açılabilsin. Hani 2 numara onu geçmesin. Ve 2 numara frenlere bastığında 1 numara söyleyecek hani frenlere bastığını ki artık sen de basabilirsin. Çünkü 1 numara önde olduğu için o erken basarsa frene bu sefer 2 numara onu geçer. Bu da tehlike yaratır. Bu şekilde kurallarımız var. Arkadakini her zaman düşüneceğiz. Sert dönüşler yapmayacağız. Hani onların göremeyeceği gibi. Mesela diyelim echelon left uçuyoruz. Burada sola dönüyoruz dediğinde bir 30 derece geçirmemeye özen gösterin. Çünkü 60 derecelik bir dönüş yapmaya kalktığınızda sert bu uçağı yatırdınız, sola doğru çektiniz. Şimdi bu adam da aynı şekilde yapmaya çalışacak fakat sizi göremeyeceği için size çarpma riski var. Acaba sizin kadar nasıl diyeyim şöyle. Şimdi bu adam 1 numara geldi böyle sert bir şekilde döndü. 2 numara şurada uçuyordu. Hani 60 derece dönüyorsun ama şöyle gelip çarpma riskin var. Bu adam bu tarafına geçme riskin var. Aynı şekilde 3 numaraya da bu aynı mesele olacağı için çok büyük bir risk var burada. Belki hani kısa dönebilir, şöyle dönebilir. Burada onu kaybedebilir döndüğünde, dönüşü tamamlandığında. O yüzden bu durumlarda diyelim şu şekilde uçuyorsak ve bu tarafa dönmemiz gerekiyorsa yatışları 30 derece gibi kollayalım ki onlar da bizi camından görebilsin böyle durumlarda. Ha, gerekiyorsa en iyisi tabii ki şu olur. Echelon left mi uçuyoruz? Left'e döneceğiz. O zaman Echelon right yapalım arkadaşlar deyip bir 30 saniye izin verin. Bu uçaklar böyle dizilsin. Şu şekilde. Sonra bu tarafa dönün. Ki bu adam da dönerken sizi görsün. O da aynı şekilde şuranıza gelsin. Şu da şuranıza gelsin. Bu şekilde yine Echelon right olarak uçmaya devam edin. Burada bazı sorunlar oluşuyor. Mesela şöyle döndüğünüz zaman tekrar çizeyim. Bu adamın çizdiği yay, bu adamın çizdiği yaydan daha kısa oluyor. O yüzden 2 numaranın, 3 numaranın, 4 numaranın daha uzun yaylar çizmesi gerektiği için daha fazla hız kazanması gerekiyor. O yüzden bu adamları afterburner'a sokmadan, AB'ye sokmadan dönmeye çalışın. Gerekiyorsa hani biraz gaz kesin. O şekilde onlara da rahat bir dönüş sağlayın. Onların işini ne kadar kolaylaştırırsanız onlar da sizi o kadar rahat takip eder. Siz de kolu daha rahat yönetirsiniz. Şimdi bu tahtayı bir daha ben temizlemeye çalışayım. Bu kadar temizlendi. Tekrar bir resetleyelim. Yine aynısı geldi. Silgi varmış şurada bir saniye. Şimdi birazcık Sorana kadar bir sorunuz varsa şimdi soralım mı? Sorar, Bekleyelim mi? sor. Sorun ne zaman isterseniz buyurun. Şimdi kalkıştan sonra lider söylemezse hangi formasyonda uçulacak? Biz Veç. otomatikman hangi formasyona gireceğiz? Default olarak veç. Tamam.
Kalkıştan Bir de sonra wedge'i tutturmaya çalışacağız. ben mesela 3 numara uçuyorum. Evet. Takanda 2 numaramın ve 4 numaramın mesafesini görebiliyor muyum? Yok, göremezsiniz. Takanda sadece lider mi görebilir kolonun mesafesini? Takanda lider kendisine bağlı olan uçaklardan en yakın olanını görür. Diyelim ki ben işte bana 2, 3 ve 4 numara bağlı. Ben 2 numaraya olan mesafemi görürüm sadece. 3 numara 3 ile 4'ü göremez. göremem. 3 numara bana 2'den daha fazla yakınlaşırsa 3 numarayı görürüm. Peki 2 numara 1'i görebilir mi? Liderin arasındaki mesafesini takanda. Tabii 2 numara 1'e takan bağladığı için sadece biri görecektir. 3 numara da biri görecektir. 4 numara da biri görecektir. Fakat bazı durumlarda hani bu iki eleman hakikaten ayrılacaksa birbirinden, diyelim hani kep atılacak. 1 numaradan kopup 4 numara kendini 3'e bağlayabilir ki hani bu eleman doğuda kep atıyordur, bu eleman batıda kep atıyordur ve bunların işi sadece birbiriyledir. Hani 1 numaraya formasyon tutmuyorlardır bu elemandakiler. O zaman 3 numaraya bağlayabilir kendine. 3 numara da 1'e olan mesafesini ölçmek zorunda değil. Çünkü HSD'den aşağı yukarı yerini takip edecektir. Bu durumda hani takan istasyonlarını değiştirebilirler. Rastgele bir takan istasyonuna girmekte hiçbir problem yoktur. Çünkü atıyorum siz 12 Yankee girdiniz. O adam da ona göre bir Yankee girdi. Fakat başka bir yerde başka bir uçuş var 12 Yankee. O sizi hiç etkilemeyecektir. Çünkü birbirinize daha yakın olduğunuz için birbirinizi göreceksiniz. Onlar da Anladım. aynı şekilde birbirlerini görecektir. Sizi görmeyecektir. Okey. Teşekkürler. Şimdi biraz kol tutuşunda yakıt ekonomisinden ve işte kaç bin fitte nasıl uçmamız gerektiğini, hangi yükle ne şekilde uçmamız gerektiğinden bahsedelim. Şimdi bakın, F-16'daki uçuş hızları 300-400 knot arası gayet ekonomik oluyor. Bunun sebebi şu. Şimdi F-16 300 knot'ta uçarken şu şekilde uçuyor diyelim. Bu sizin uçağınızın duruş pozisyonu. 270 knot boş F-16 için 270 knot bir kırılma noktası. Şöyle ki 270 knot'un altına indiğiniz zaman uçak o kadar çok AOA, yani Angle of Attack üretiyor ki, yani hücum açısı, şöyle bir pozisyon alıyor F-16. Hani 270 knot altında, diyelim 200 knot uçuyorsunuz. Böyle oluyor. Şimdi böyle uçtuğunuz zaman ben yavaş uçuyorum şeyinde yakıt tasarrufu yapayım şeklinde düşünürseniz zararlı oluyorsunuz. Niye? Birincisi, buradan gelen hava, şuraya hücum eden hava daha fazla alana çarpıyor. Yani sizi bir nevi hava freni görevi görüyorsunuz. Yani kendi kendinizi yavaşlatıyorsunuz bu AOA yükseldiği zaman. Yani çok fazla AOA iyi değil. Yani buradaki alanı arttırdığınızda uçağınız enerjisini kaybediyor. İkincisi, şuradaki motorunuz itme sağladığı için, mesela şu pozisyonda itme sağlarken şöyle bir itme sağlıyor. Burada böyle bir itme sağlıyor. Bu itmenin bir kısmı vektörlerine ayırdığınızda buradaki kuvvetin, şu tabi havanın gittiği yol size uyguladığı kuvvet şu şekilde olacaktır. Ve bunu vektörlerine ayırdığınızda bir kısmı bu kuvvetin sizi kaldırmak için kullanılıyor, bir kısmı itmek için kullanıyor. Motorunuzun gücünü kaldırmak için kullandığınız an bunu harcarsınız. Yani bu enerjiyi boşa harcarsınız. Niye? Çünkü bu uçağa bir kanat takılmış. Bu kaldırma kuvveti sağlaması için takılmış bu kanatlar. O kuvveti kanatlarda kullanmanız gerekiyor, motorunuzda değil. Böyle uçarsanız uçağınız boşuna yakıt harcar ve enerji kaybeder. Bu işte dediğim gibi yüksek irtifalarda da başınıza gelebilir. Düşük hızlarda da başınıza gelir. Örneğin diyelim ben yükledim işte 2 tane MK-84, yakıtım falan da dolu. Çıktım 35.000'de uçmaya çalışıyorum. 35.000'de ben uçmaya çalışırsam bu şekilde, benim uçağım böyle kafa kaldıracaktır. Çünkü hız üretemeyecek. AB'ye girmek zorunda kalacağım. O da çok yakıt şey yapacak. Military'de gidemeyeceğim. O da beni bu şekilde bir hız düşüklüğüne sokacak. Hani yüksekte uçayım, enerji şey yapmayayım, yakıt harcamayayım derken aslında daha çok zarara gireceksiniz. Bu da F-16'da şu an DCS'de çalışmıyor ama ana sayfada 5'e bastığınız zaman, kuruş sayfasına geldiğiniz zaman size optimum alt yazar. Opt alt diye yazar. Optimum irtifanı sizin, örneğin çok yüklüyseniz
aşırı derecede 12 bin, 13 bin gibi falan bir şey verecektir. Ama havava yüklüyseniz belki 25, 30 bin, 28 bin gibi bir şey verecektir. Çok 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 tabii hiçbir şey yoksa hani 35 bine çık gibi optimum irtifa verecektir. Şimdi dediğim gibi çok yavaş gitmek de fazla yakıt harcattırır. Çok hızlı gitmek de yakıt harcattırır. Niye? Şimdi çok hızlı gittiğinizde tamam uçağınız böyle jilet gibi dümdüz gidiyor. Ama bu sefer tabii uçağınızın önden görüntüsü de şöyle çok şey oluyor keskin. Şöyle ki. Şöyle bir şey görünüyor önden bakışta. Yani radon burada olduğunu düşün. Şimdi bu durumda tamam hani hava direnci olarak belki karda gibi gözüküyorsunuz. Hani alanı küçülüyor. Fakat yine de şuradaki alana hava çarpıyor. Şuradaki alana. Şimdi buradaki mesele şöyle açıklayayım ben size. Şimdi bu hava direncinin formülü yani uçağınıza çarpan havanın size oluşturduğu kuvvet herhangi bir cisim için sadece uçak değil şöyle hesaplanıyor. Bunun formülü 1 bölü 2 D. Bunların ne olduğunu açıklayacağım. Rho A V kare şeklinde. Bunu bir saniye. Bir daha yazacağım. Bir dakika. Olmadı bu. D olacaktı. Bir bölü iki. Burada çıktı. Convert dedim. Bunu yazdı evet. Şimdi 1 bölü 2 bu formülden geliyor. Sadece bir sayı. 0,5 yani. Buradaki D cismin şekline göre değişiyor. Bu işte bir dikdörtgense bir gördüğü o diyelim uçağın şöyle ki gördüğü mesela bir topsa şu şekilde. Küresel cisimlerde 0,5 alınıyor. İşte ne bileyim böyle bir şeyse atıyorum. Farklı bir şey alınır vesaire. Hani küreselse önü de böyle hani bu füzelerde veya bombadaki gibi ise küreselse bu 0,5 alınıyor. Rho dediğimiz şey havanın yoğunluğu. Bu standart şeyde şartlarda deniz seviyesinde 1 metreküp havanın ağırlığı 1,29 kilogram. Onu da buraya yazıyorsunuz. Buraya da 0,5 yazıyorsunuz. Bu zaten 0,5. A dediğim alan. Yani uçağın buradan bakınca gördüğünüz alanı. Şuradaki alan metrekare cinsinden bunu yazıyorsunuz. Örneğin 2,3 metrekaredir her neyse. Bunu da yazıyorsunuz. V kare hızın karesi. Yani bizim gittiğimiz metre bölü saniye cinsinden hızın karesi. Şimdi bakın bu uçak hani bize böyle düz bakarken buradaki A azalıyor. Hani diyelim buradakisi gibi olsaydı uçak ben şöyle bir şey görecektim. Uçağın radomu burnu yani yukarı bakacaktı önden bakış. Kanatlar şöyle olacaktı. Şu şekil bir şey görecektim ben ondan baktım. Hani burnu burada olacak. Artık işte motor şu şekilde. A çok büyüyecekti burada. Böyle durumda. O yüzden hava direnci çoğalacaktı. Ama burada A azaldı. Şimdi A azalıyor ama A çok azalmıyor. Yani uçak böyle işte 200 knotla 300 knotla gittiği zaman %30 gibi, %40 gibi belki azalır. %20 gibi azalır. Şimdi V kare çok etkiliyor. Atıyorum siz burada diyelim şurada bir matematik program var. Diyelim ki 100 natla gidiyorsunuz. 100'ün karesine bakarsanız 10.000 yapıyor. Ama ben 700 natla gidiyorsam pardon. 10.000. Bakın buradaki 10.000'di buradaki 490.000 oldu. Yani 49 katına çıktı hava direnci. Hani hızınızı 2 kat arttırdığınız zaman hava direnciniz 4 kat artıyor gibi düşünün. 3 kat arttırdığınız zaman 9 kat artıyor. Bunun karesiyle artıyor. O yüzden hani böyle 500 nat, 600 nat, 700 nat gittiğinizde cayır cayır şey yakarsınız. Yakıt yakarsınız. O yüzden çok hızlı gitmek de iyi değil. Hani 300-400 nat arası böyle tecrübeye dayanarak iyi yakıt akışı sağlıyor. 450 nat belki yine kabul edilir. Ama bundan yüksek hızlarda yakıt zarfiyatı artacaktır. O da bilginizde olsun. Kolunuzdaki uçakları hızlı gitmeye veya çok yavaş gitmeye hiçbir zaman zorlamayın.
yükseklere çıkmaya zorlamayın. Hani yüksekte uçalım da yakıt az gitsin diye düşünmeyin. Çünkü zararlı çıkarsınız. Zaten yavaş gittiğinizde gideceğiniz mesafeye göre daha uzun sürede uçacağınız için, süre de uzadığı için PPH sizi kandırır. Mesela oradaki fuel flow var ya, yarım saatte gideceğiniz yol 1 saatte gittiğiniz zaman aslında 2 kat fazla yakıt harcamış olursunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bir diğer konu, bu şeye yaklaşmayı biraz bahsedeyim. Havaalanına yaklaşırken neler yapmamız gerekiyor? Şimdi telsiz konusunda daha sonra değineceğim. Telsiz konusunda havaalanına 30 mil kala yaklaşık olarak havaalanına artık şey yapmamız lazım, konuşmamız lazım ve planlamamız yapmamız lazım. 30 mil niye? Hani bu çok ideal bir şey. Ne derler ona? Mesafe. Bir uçak, bakın hani bir nat ne demektir? Bir nat, bir deniz mili. Yürüyor olsanız mesela bir natta gidiyorsanız bir saatte bir deniz mili gidersiniz. Yani hız olarak. Bir nat böyleyse 60 natta giden bir uçak ne olur? Bir saatte 60 mil gider. Şimdi bir saatte de 60 dakika olduğu için aslında dakikada 1 mil gitmiş olacaktır. Yani 60 ile giden bir uçak, 60 natla giden bir uçak, ki böyle bir uçak yoktur herhalde 60 natla uçacak. 1 dakikada 1 mil gider. Biz F-16'da neyle gidiyoruz? 300 ile gidiyoruz normalde. 300 bunun 5 katı olacağı için 300 ile giden bir F-16, 300 natla giden bir F-16 1 dakikada 5 mil yol kat edecektir. Bizim bahsettiğimiz mesafe 30 mil. 30 mil de yaklaşık 6 dakikada kat edecektir. 6 dakikada uçuş planlama için iyi bir süre olacaktır. 30 milden 300 natla gidiyorsak, hani planlamaya başlarsak iyi olur. İneceğimize yakın, tekrar ben kalemi seçeyim şuradan. İneceğimize yakın diyelim ki İncirlik'ten bahsedelim. İncirlik şurada. Şöyle 05-23 pisti bu şekilde çizeyim. Biz de diyelim Hatay'dan geliyoruz. Buradan bir yerden uçağımızla bu şekilde geliyoruz. Şimdi biz bu steer point'i İncirlik'e koyduğumuzda genelde insanoğluyuz tabii, hepimiz HUD'da gördüğümüz şeyi takip etmeye çalışıyoruz. Bu tarafa doğru gitmeye çalışıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman başlar karışıklık, hatta şuraya birkaç mil kala karışıklık başlar. Ulan ne tarafa dönecekti falan. Ama bu 30 mil çemberine girdiğiniz zaman, atıyorum şöyle bir şey, burada planlamayı başlatırsanız, atıyorum şu taraftan ineceksiniz, buradaki bir noktaya nişan almanız gerekiyor. Kendinizi bu tarafa doğru çevirin. Buraya doğru uçun. Daha sonra buradan böyle dönüp inin. Hani daha burada bu seçimi yaparsanız bütün kolay bir şekilde inecektir. İster overhead inin, pilot inin, isterseniz direkt yaklaşma inin. Bu havaalanın bir 10 mil böyle dışına yaklaşık olarak uçmaya çalışın ne taraftan inecekseniz. Önce ne taraftan ineceğinize karar vermeye çalışın. Tabii bunu kule size söylemesi lazım ama arkadaşlarına uçuyorsanız, daha önce konuşulduysa veya kalkışlar bu şekilde yapıldıysa yine bu şekilde inilmesi gerekiyor. Bu şekilde şu tarafa uçmanız gerekiyor. Peki havaalanına yaklaşmanın detaylarından biraz bahsedeceğim şimdi. Diyelim ki İncirlik 05 pistine yaklaşacağız. Hangi yükseklikten ve hangi irtifadan, pardon, hangi yükseklikten ve hangi noktadan ben bu dönüşlere başlayayım sorusuna biraz cevap vermeye çalışalım. Tekrar silgiyi alacağım buradan. Şunları tekrar bir sileyim. Şimdi tekrar kalemi alalım. Bakın mesela şimdi piste yaklaşırken şu şekilde bir şey görüyoruz F-16'da. HUD'un görüntüsünü çizeyim. Böyle pist burada. Şu şekilde bize HUD'da gözüküyor. Biz ne yapıyoruz? Ufuk çizgisi de şurada. Buraya işte FBM'e oturtup şu şekilde, bu şekilde uçmaya çalışıyoruz ve burada 2,5 dereceyi yakalamaya çalışıyoruz. Burada 5 derece çizgisi var. Şöyle yazayım hatta. Burada da kesikli 2,5 çizgisi var. Biz hem 2,5'u pistin başına denk getirmeye çalışıyoruz hem de FBM'i buraya getirmeye çalışıyoruz ki şey olsun. Uçağın hem yüksekliği hem de hız vektörü pistin başına otursun. Şimdi bu 2,5 dereceyi böyle oturttuğumuzda ne oluyor? Ben bu piste 10 milden yaklaşmak istiyorum. Hani 10 mil gayet ideal bir yaklaşma ya başlama noktası. Yani size 10 mil
yaklaşık 2 dakika süre veriyor iniş için. Yani 2 dakika boyunca işte iniş takımlarınızı açın, hızınızı kontrol edin, rüzgarı kontrol edin, ayarlamanızı yapın vesaire. 10 milden yaklaşırsanız rahat edersiniz. Hani ben 2 milden ineyim derseniz dönüşünüzü vesaire falan çok sert yapmak zorunda kalırsınız. Numaralarınız falan sıkıntıya girer. 10 milden yaklaşmaya çalışın. Bu şekilde yaptığınız zaman bakın şöyle bir üçgen çıkıyor ortaya. Burası yandan çizeyim şimdi. Burası pist diyelim. Şuraya çizeyim. Bu pist. Bizim de takip etmek istediğimiz nokta şöyle bir şey geliyor. Bizim uçağımız da şurada. Şöyle inmeye çalışıyoruz. Şimdi burada bir üçgen çıkıyor ortaya böyle hayali olarak. Başka bir renkle çizeyim. Ve bu üçgenin burası 2,5 derece. Şimdi bu yükseklik 10 mil ise ben buradan 10 milde yaklaşıyorsam burası ne olmalıdır? Bu sorunun cevabı trigonometrik olarak buradan hesaplanıyor. Burası 10 mil. Bakın burasının burasına oranı yani şu kenara şu kenara oranı tanjant deniyor buna trigonometride. Şurası 2,5 derece olacağı için şöyle bir hesaplama yapalım. 2,5 derecenin tanjantı nedir? Önce onu bulalım. Tanjant derece olarak yazacağım. Şöyle bir rakam çıkıyor. Yani burasının birbirine yüzdesi bu şekildeymiş. 10 nautical mile. Burası da işte ne kadarsa. Bakalım. 10 çarpı buradaki sayı yani answer dediği. Yani burası 0,43 milmiş. Bakın. Şurası 0,43 mil olması gerekiyor. Bu da ne demektir? 6000 fit demiştim 1 mil. 2600 fitte olmanız gerekiyor. Tam ideal olarak şurada. Yani 2600'ü boş verin 3000 olun. Yani 10 milden yaklaşıyorsam AGL olarak 3000 bana ideal bir yaklaşma verecektir. Ben diyelim az önce bahsettiğim gibi burada İncirlik'e yaklaşıyorsam şurada İncirlik var haritada. Ben de burada 10 mil açıktan geleceğim. Buraya gelirken şu noktada ben artık bu noktaya yaklaştığımda 3000 fite inmem iyi olur. 3000 AGL'ye inmem iyi olur. Tabi burada şeylerden bahsetmiyorum. Hani dağmış tepemiş falan var. Bunlar da olabiliyor. Onları tabi sizin bilmeniz gerekiyor. Bu bölgeyi tanımanız gerekiyor. 3000 fite AGL ya da 4000 de olun hiç fark etmez. Ama gidip de 17.000'de gelip buradan dönüp inmeye çalışırsanız ya ben çok yüksekte kalmışım diye şaşırabiliriz. Peki şimdi haritaya hiç bakmayacağız dedik sınavda falan ya da hani gerçekte böyle bir şey olmayacağı için harita durumu yok. Ben İncirlik'e yaklaşmak istiyorum 10 milden. Nereden anlayacağım ben bu noktayı? Böyle bir nokta yok çünkü yani. Biz sadece hayali olarak düşünüyoruz şu an. Uçağınızda tabi pusulanız var vesaire var. Buna doğru yaklaşık olarak bir noktaya doğru uçuyorsunuz. Bu noktaya geldiğimi nereden anlarım ben? Yani nerede döneceğim? Burada mı dönmeye başlayacağım? Burada mı dönmeye başlayacağım? Yoksa hani bunu geçip de mi başlayacağım? Bunu bakacaksınız hani şeyinize, pusulanıza. Pusulanızda veya işte tabi HUD'unuzda da bu tadpole diye bir şey çıkıyor şu şekilde. Şöyle mesela sizi şu tarafa yönlendirmeye çalışıyor. Burada heading tape var. Artı kaskınızda kafanızı şu tarafa çevirdiğiniz zaman bir sayılar gözüküyor. Buradan onu kestirmeye çalışın. Benim tavsiyem diyelim ki buraya yaklaşmaya çalışıyoruz. Şöyle bir sitede de bir şey buldum. Bakın diyelim İncirlik şu şekilde hayal edin. Burası İncirlik olsun. Bunu 0,5'e nereden çeviriyorduk bir saniye? Ha, bunun frekansını girdim. Hop, pardon. Şimdi İncirlik'te 0,5 ve 23 pistler var. Benim uçağım da buradan böyle geliyor. Benim uçağım buradan uçmaya başladığında şöyle geldiği zaman hatta bunu şöyle çevireyim. Buradan uçmaya başladığınızda 10 mil kala yaklaşık 10 derece olursa bakın mesela şurada durdurayım. Şimdi ben bu şekilde yaklaşmaya başladım. Herhangi bir noktaya doğru uçuyorum. 10 mil falan bilmiyorum şu an.
Burada bakın DME diye yazmış. Burası 17 milmiş gerçi de. Siz de hudunuzda 10 mil yaklaşık olacak. Eğer bu 13 mil gösteriyorsa birazcık daha uçağınızı böyle sola çevirin. Ki hani yaklaştığınız zaman bakın DME'ye yaklaşırken ben kapansın biraz daha. Eğer bir dakika durdurayım. Eğer uzaksam aynı şekilde yine pardon yakınsam diyelim orada 7 mil ya da 8 mil gösteriyorsa şu şekilde uçun. Ki ben hem bu hatta yakınlaşayım hem de incelikten uzaklaşayım. Şunu da biraz şöyle çekeyim de daha kolay olsun. Şimdi bu dönmeye nereden başlayacağım? Ondan da bahsedeyim. Şimdi 10 mil gibi mesafede veya 15 mil gibi mesafede dönmeye başlamaya çalıştığınız nokta yaklaşık olarak 10 derece falan oluyor. Yani şöyle göstereyim. Yaklaşmaya başladım. Ben bu çizgileri kaldırabilirim. Böyle gidiyorum. Bakın burada bu pusula sapmaya başlayacak aşağı yukarı. Uçağı durdurdum. Yani burada artık dön demeye getiriyor sana bu alet. Tekrar bunları çıkarırsam bakın. İnceliğe ben normalde 2-3-0'dan yaklaşmam. Hani burasını 0-5'e ayarladım ya bakın şurada. Yani bu 0-5 ise karşı taraf ne oluyor? 23 oluyor. Yani 0-5-23 pisti. Burada bakın 24 de gördünüz mü? Şurada bu dönmeye başla diye bu alet size uyarı vermeye başlıyor. Yani 10 mil gidiyorsanız 10 derece gibi bir sapma açısı verin kendinize. Buradan yaklaşmaya başladık. Bir de bunun üstüne şey koyayım, NDB koyayım da. Ya da NDB'ye gerek yok, şuradan da gözüküyor. Bakın, uçağınızda size incirliği burada 28 yani 280 başta gösterecektir. Siz buraya yaklaştığınızda bu kayacak. Bakın 270 baş, 260 baş, 250 baş, 240. 240 başı gördüğümüzde dönmeye başlarsak şöyle. Bakın güzel bir işte yaklaşma olacaktır. Hani 10 milde 10 derece gibi bir tolerans verin kendinize. 23 pistine yaklaşıyorsanız 24'te dönmeye başlayın. Veya bu ters taraftan yaklaşıyorsanız tabii daha başka olacaktır derece. Ama 10 derece bir fark koyun. O şekilde döndüğünüzde şu şekilde bir saniye. Şöyle incirlik şurada. Burada bu hat varsa buraya geldiğinizde böyle bir dönüş yapacaksınız. Hani ben 23'ü bekleyeceğim derseniz beklersiniz burayı geçersiniz. Geçtikten sonra dönersiniz. Ya ondan sonra fazla açılmışım dersiniz. Buraya gidersiniz falan. Hani bir 5 mil falan böyle şaşırarak hani sağ sol yaparak kendinizi ayarlamakta zorlanırsınız. O şekilde bunları tabii şeyde daha detaylı işleyeceğiz bu IFR eğitiminde. İşte bu chartları falan işlerken bunlara daha detaylı bakacağız. Ama ben sadece görsel şartlarda bunları yapmanız gerektiğini tavsiye ediyorum size. Ve 300 natı geçmeyin bu şeyde yaklaşma durumunda. Hani hızlı gittiğinizde hem her şey daha çabuk oluyor hem de dönüşler çok etkin olmuyor. Bunun da sebebi şu. Şu tahtayı komple temizleme yok mu acaba? Bu da değil. Her neyse ben yine sileyim şuradan biraz ya. Yeni dosya oluşturuyor abi file'dan. Ha tamam. İsim istiyor galiba. Tamam. Ne diyordum en son? Unuttum ne dedim ya. Çok hızlı Ha, gidersek ne hızlı oluyor gidersek mu? şöyle bir şey oluyor. Bir saniye. Şimdi bakın uçak önce şunu anlatayım da daha sonra diğer diyeceğimi derim. Şimdi uçak normalde uçarken 400 natta uçuyorsa diyelim böyle keskin bir profil oluşturduğu için arkadan bakışta angle of attack çok küçük olduğu için çok böyle kaldırma kuvveti güzel oluyor yani kolay uçuyor. Ve dönüşlerde şöyle bir dönüş ortaya çıkıyor. Şu şekilde. Tam çizemedim de yani bunun biraz çember olması lazım şöyle. Bir saniye.
Diyelim 30 derece yatırdık uçağı, böyle bir dönüş yapıyor. Fakat siz 250 knot'ta dönmek istediğinizde, ki IFR'da 250 knot uçulur F-16, yani ILS inecekseniz maksimum sınır 250 knot ve maksimum yatışlar artı eksi 30 derecedir. Şöyle bir şey olacak uçağın arkadan görüntüsü. Hani daha fazla bir EVA olacak. Böyle daha fazla EVA olduğunda uçağı yatırdığınızda şöyle bir profil ortaya çıkıyor. Bu şimdi buradaki kaldırma kuvvetinin yönü bu şekilde. Buradaki kaldırma kuvvetinin yönü de bu şekilde. Ama böyle yatırdığınız zaman uçağı, bakın buradaki kanatların iz düşümü, şuradaki kanatların iz düşümü küçüleceği için uçak kaldırma kuvveti kaybediyor. Yani lift kaybediyor. Bu da neye sebep oluyor size? Steamer'a kendinize doğru geri çekme durumunda kalıyorsunuz. Atıyorum burada %100 kaldırma kuvveti varsa burada %80 çıkıyor. Ve yönü değişiyor. Bu şekilde. Bunu vektörlerine ayırdığınızda şöyle ve şöyle bir iki tane kuvvet ortaya çıkıyor. Bu kuvvet tabii sizi ayakta tutan kuvvet, ama bu kuvvet biraz daha artacağı için bu şekilde uçan uçaktan ne olacak? Size daha küçük bir çember çizmeniz olacak. Yani bayağı bir fark ediyor bu arkadaşlar. Yani yavaş uçan uçak gerçekten çok küçük bir çember çiziyor. O yüzden 250 knot'ta uçtuğunuzda çok böyle fazla mesafelere ihtiyaç duymadan istediklerinizi kolayca yapabilirsiniz. Yani kolayca çok mesafe kat etmeden kolayca dönebilirsiniz. Tabii kontroller açısından bu geçerli. Kontrollerde biraz daha zorlanırsınız, ama fazla mesafe kat etmeden, zamanınızı fazla böyle harcamadan, zaman da önemli yani burada düzeltmeleri yapıyorsunuz. O yüzden yavaş uçmaya özen gösterin bu yaklaşmalarda veya IFR inerken veya dönerken. Bu şekilde ondan da bahsettik. Ne kalmıştı başka? Bir bakayım. Telsiz konuşmalarından bahsedecektik. Şimdi kuleyle falan telsiz nasıl konuşacağız? Öncelikle ne dedik? İşte lider her şeyden sorumlu. Lider kuleyle frekansına, kule frekansına geçiyor. İncirlik için mesela 360.10 girdi. Bütün işlemleri buradan yapacaksınız. Hani operasyon frekansında karışmayacak. Uniform ve VHF diye iki tane bant var. Bunların bantların bir tanesi ultra high frequency, birisi de işte very high frequency diye geçer. Bunların kanalları ayrı. VHF'ler genelde yüzlü sayılardadır. UHF'ler 250'lerden 240'lardan işte 300'lü sayılara kadar gider. Yüksek frekanslar UHF, yani oradan da kolayca anlayabilirsiniz. UHF frekansına bağlandık meydan. Konuştuk. İşte ne diyoruz? İşte taksiye çıkarken uyarı vereceğiz. Pist başında uyarı vereceğiz. Kalktıktan sonra kola söyleyeceğiz. Hani bir numara havada diye bunu kola söylüyorsunuz, kuleye değil. Bütün kol kalktıktan sonra da kuleye, işte atıyorum hançer kol, dört uçak havada diyorsunuz. Artık kule sizin kalkıp gittiğinizi biliyor. Diğer uçakları piste doğru yönlendiriyor. Kalktıktan sonra da operasyon frekansına geçiyoruz. Orada uçuştaki uçaklarla konuşuyoruz. Sonra yine dönerken, hadi hangi havaalanına inecekseniz yine onun frekansına giriyorsunuz. Bu çok önemli. Bütün uçaklar bunu yaparsa hiçbir karmaşa çıkmıyor, ama işte ben unuttum, yok ona geçmeni falan olunca bu sefer kaza riski falan oluyor. Anlaşmazlık çıkıyor. Buna da dikkat edeceğiz. Bir diğer husus kolda, bir numaranın kolda bir şey söylediği zaman 2, 3, 4 diye herkes bunu teyit edecek. Bu böyle seri seri söylenen şeylerde hani belki biraz şey oluyor, abes oluyor, ama atıyorum 270 dereceye döndük, bir 5 derece daha sola dönelim falan gibi söylediğin zaman tekrar 2-3-4, tekrar 2-3-4, tekrar 2-3-4 deyince biraz abes kaçıyor, ama genelde bunu yapmamız çok iyi oluyor. Çünkü öbür türlü duvarlara konuşuyor gibi oluyor insan. Telsiz acaba çalışıyor mu, beni duyuyorlar mı, dediklerimi yapıyorlar mı diye şüpheye düşüyor lider olan. Aynı şekilde numaralar da bir şey söylediği zaman lider bunu bir şekilde teyit edecek. Örneğin şu şekilde kol, işte yükseliyoruz 15.000 fite, 2, 3, 4 diyecek. Lider de 1 diyecek. Hani sizin hepinizi anladım. Yani anladığınızı anladım. Ve bunu yapıyoruz. Yani
şeklinde teyit olacak. Bu da çok önemli. Coşkun abi, evet, bu böyle oluyor. 2, 3, 4 diye söylüyorlar. Ama ikilik olsa şöyle oluyor. Diyelim bir numara bir şey söyledi. İki numara sürekli iki demiyor. Zaten çünkü ikiden başka hiç kimse yok. İkiden başka kimse olmadığı için bir defa bu mandallama denen tuşa bas bırak yapıyor. O zaman da böyle telsizde pıt pıt diye bir ses çıkar. Zaten uniform sol kulağa, Victor sesi sağ kulağa geldiği için Victor da pıt pıt yaptığı zaman bunu kendi numarasından başkası yapmış olamaz. O yüzden onun anladığını teyit ediyor. Örneğin işte soldan falanca yere döneceğiz veya işte Master Armon dedi. Master Armon dediğinde iki numara pıt pıt yaptığı zaman bir kere sağ kulaktan onu duyduğunu anlıyor ve bir numara diye teyit etmeye de bilir. Kendisi de aynısını yapabilir veya aynı şekilde bir numara da ona o şekilde karşılık verebilir. Hani ki anlaştık anlamına geliyor ama 3-4 numaralar varsa 2-3-4 şeklinde söylenecek. Bir de bunu teyit edecek. O şekilde oluyor. Bir diğer şey bu frekans değişiminde hani operasyon frekansına geçtik. Burada bütün kolun 360.1'den mesela incirlikten çıkıp operasyon frekansına geçtiğini teyit etmek için lider şunu der. Herkes geçtikten sonra hani belli bir süre verir 5-10 saniye. Kaplan kol uniform çek der. Burada gerçek hayatta şöyle yapılır. Bunu söyledikten sonra numaralar Victor'dan cevap verir. Onu duyduğunu. Yani çünkü onu duyuyorsan konuştuğun zaman uniformdan ona cevabın da gidecektir. 2-3-4 diye söylerler. Ve o şekilde anlar. Ama biz uniformdan konuşuyorsak, uniform check yapıyorsak buradaki yaptıklarımız uçuşta numaralarda yine uniformdan cevap veriyor. Çünkü gerçek hayatta telsiz çok kalabalık olacağı için herkesin 2-3-4 demesi karışıklığa yol açar. Ne 2-3-4? Yani şimdi oradaki kolun adını da söylemiyorsun. O da şey, kaplan kol uniform check 2-3-4. Yani başka kollar için bu pek anlam ifade etmiyor. Bir diğer konu, hani böyle biz Falcon Online'da böyle çok karışık bir savaşın içinde uçtuğumuz zamanlar şunu yapıyorduk ki gerçek hayatta da bu böyle yapılıyor. Diyelim cap tutacağız, bölgeye gittik. Tabi operasyon frekansına çoktan geçmiş olduk. Ve biz bir bölgede cap tutacaksak bunu insanlara haber vermek istiyoruz. Ki bu bölge artık bizim güvenliğimiz altında diye. Bunu sadece cap tutmak için değil, CAS yapacaksanız veya strike görevleri veya seed görevleri yapacaksanız da yapabilirsiniz. Örneğin falanca bullseye'de işte atıyorum bullseye 90-43'te cap tutacağız. Tamam, şöyle bir şey diyorduk mesela, geldik şeye, bölgeye. Bilge diyelim, oradaki tabi magic de olabilir. Biz Türkçe olarak bilge kullanıyoruz. Bilge Kaplan checking'in 4 dörtlü işte orada tabi İngilizce çok 4 ship F-16 diyorduk mesela. Dörtlü kol F-16 cap tutuyor bullseye şu 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 noktasında. Play time diyorsunuz. 30 dakika veya 45 dakika artık yakıtınıza göre ne planladıysanız. Ki biliyor adam hani bullseye 90-43'te dörtlü kol 30 dakika cap atacak. Magic de tamam diyor. Ona göre picture söyler veya işte bir yere yönlendirir sizi. O şekilde oluyordu. Aynı şekilde yine operasyon bölgesine çıktığınızda RTB diye söylüyorsunuz. Check out yapıyorsunuz. Dörtlü uçak diyorsunuz. İşte check out şeklinde çıkıyorsunuz bölgeden. Magic de aynı şekilde size geldiği zaman, Magic işte online olduğu zaman Sunrise der mesela. Magic artık sizi duyuyor ve size cevap verebilir. Eğer ayrılıyorsa Sunset diye söylenir. İşte eve dönüyorsanız, tabi bunlar aklıma gelen şeyler, hep bunları kullanıyorduk. Eve dönüyorsanız yolda bir tehlike olmadığını söylemek için mesela green grass diyebilir. Green grass yeşil çimen demektir. Hani eve dönüyorsun, oradan aklınıza gelsin. Yani önünüz yeşil çimen, yani önünüzde bir tehlike yok demek. Şeklinde AVAX'la da iletişime geçiliyor. Tabi burada şimdi sadece aklıma gelenleri söylüyorum ama telsizde genel olarak hani karmaşıklığı önlemek ve diğer kolların yaptıklarından haberdar olmak için genelde uygulanan prosedürler bu. Bu bahsettiklerimi pek şu an için şurada konuştuklarımızı anlamıyor olabilirsiniz. Sadece nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilin. Hani bu frekanslar
Chartlar, yaklaşmalar, bu enstrümanlardan daha sonra bahsedeceğiz. Ama burada eğitimi bitirelim. Yaklaşık bir saat oldu. Ben katıldığınız için teşekkür ederim. Fakat sorularınız varsa şimdi alalım veya tartışmak istediğiniz bir konu varsa vaktim bol. Değerlendirebiliriz, konuşuruz. Benim birkaç sorum var. Buyur hocam. Şimdi yakıt tasarrufundan bahsettik de genelde numaralar lidere yetişmek için veya kolda tutunmak için çok daha fazla yakıt harcıyor. Evet. Bunun nasıl engelleyebiliriz? Ben lider olarak şöyle yapıyorum. Military takat gideceğiz dediğimde ben hiçbir zaman tam militarın sonuna dayamam. Yüzde işte 90'da military sınırıysa ben %85'te tutarım ki diğer arkadaşlarım militaraya aldığında beni yetişebilsin, beni geçebilsin. Ben şahsen bunu yapıyorum. Ama herkes artık kol tutunduysa, böyle yükler de müsaitse, benden ağır bir kişi yoksa benim kolumda, herkes eşitse, militarı dedim, onlar artık militarı gidiyor. Arttırırım yani militarıya. Neden şimdi o payı da kullanmayayım? Kol toparlanmış, herkes beni takip ediyor. Militarıya alırım. Ama çok geride kaldıysanız tabii AB'ye gireceksiniz yetişmek için. Onda da bir şey yok. Çare yok başka. Sorumda meydana yaklaştıkça 10 milden planlama yapalım, pardon 30 milden planlama yapalım, 10 milde de dönüşe geçelim dediniz. O meydan olan uzaklığımızı 10 mil olduğunu, 30 mil olduğunu nereden anlayacağız? İki yerde anlayabilirsiniz. Hani haritaya bakmadan normal gerçek F-16'da. Birincisi orada bir steer point vardır. Bu steer point'i HUD'da okursunuz. Bu birinci yöntem. İkincisi meydan takanını girersiniz. Kendi o ECE sayınızı da takan modunu alırsınız. Oradan ölçersiniz. Üçüncü bir yöntemde görsel referans alırsınız. Ha, görsel tabi o da öyle şeyler de var ama bunlar daha tecrübeye dayanan şeyler. Mesela ben atıyorum bir yerde uçuyorum ve sağ tarafımda meydanı gördüm. Ben diyelim 20 bin fitteyim. O meydana baktığımda ufukla meydan arasındaki dereceyi tahmin edip onun tanjantından bu meydan olan mesafemi yaklaşık olarak çıkarabiliyorum. Veya tecrübe olarak orasını gördüğünüzde özellikle VR'da bu daha kolay oluyor. Anlıyorsunuz yani yaklaşık olarak hani 60 mil değil orası yani 20-25 mil gibi bir tahmininiz oluyor. Son sorumda bu telsiz konuşmalarının sırası ve kalıplarını görebileceğimiz veya öğrenebileceğimiz bir şey var mı eğitim dokümanı? Mesela şimdi ben numara uçuyorum ama Evet. liderimin dediklerini de takip ediyorum. Öğrenme açısından liderim konuşmaya başlıyor. Hançer, kol, 4 F-16, pist başına giriş müsaadesi mi diyor, yoksa kuleye 4 F-16 piste girdik mi diyor. Onların bir kalıbı var mı böyle Ya şeyler? hocam var şimdi ama normalde her şey için izin istiyorsunuz şeyden, kuleden ya da ground'dan diyeyim, ground kontrol vardır. Yani ground kontrol sizi taksi yaptırır, pist başına gidersiniz. Yani pist başından sonra kule sizi alır, kule sizi kaldırır indirir. İnen ve kalkan uçaklardan kule sorumludur. Bunların ayrı frekansları var ama askeri de kuleye yönlendiriyor sizi. Yani o kadar şey olmadığı için. Sürekli izin alıyorsunuz. Ama biz burada DCS'de olduğumuz için kimisi kuleden izin istiyorum deyip bunu yapıyor. Kimisi de ben bunu yapıyorum diye bilgi veriyor. O çok önemli değil. Hani gerçek hayattaki gibi ATC'miz bize cevap veren bir şey olmadığı için bunu diğer arkadaşlarımızın duyması ve haberdar olması yeterli oluyor. Yani bir konuşma kalıbı yok, değil mi? Diğerlerini de uyaracak şekilde. Şimdi gerçek hayatta var. Hani kule size atıyorum başladık, rampi bitirdik. İşte İncirlik Kule, Hançer Kol 4 uçak 05 pistine taksi için izin istiyor dediğinizde kule size izin verir veya vermez. Verdiği zaman bunu o üniformdaki herkes duyacağı için veya işte Victor'daysa gerçek hayatta duyacağı için sizin artık taksiye başladığınızı bilirler ve başka bir kol taksiye çıkış için izi istediği zaman eğer taksi yolları çakışıyorsa onu beklemeye alır. Veya hani taksi yoluna kadar git der, atıyorum işte Eko taksi yoluna kadar git orada bekle der. Eko taksi yolunda durur, öbür kol önünden geçer falan. Onların tabi planlamasını onlar biliyordur. Çünkü her gün aynı kulede çalışıyorlar.
Bu şekilde olur. Ama şeyde bizim buradaki DCS'de hani birbirimizden haberdar olalım, birbirinin niyetini anlayalım. Buradaki amacımız sadece bunun ötesine geçemiyor maalesef. Okey, teşekkürler. Yani bunun kalıbı gerçek hayatta var ama biz burada kendimiz bir kalıp uydurmadık. Sadece arkadaşlarımızla anlaşabiliyoruz mu, anlaşamıyoruz mu ona bakıyoruz sadece. Mesela bir arkadaşımız işte ben taksiye çıkmak için izin istiyorum dediğinde zaten çıkıyor. Çünkü hani izin verecek birisi olmayacağı için orada gerçekte çıkıyor gidiyor. Onun da biz gittiğini biliyoruz yani. Onu da briefingde daha önce genelde konuşmuş oluyoruz. Tamamdır. Bir soru var bir saniye. Nereye gitti o? Ha, sitenin ismini paylaşırım hocam. Birazdan atarım eğitim bitince. Bu kayıyorum ha. Başka soru. Lidere yetişmek için nasıl bir hız kontrol yapıyor? Ya lider genelde hız arttıracağı veya azaltacağı zaman size söylemesi gerekir. Kol işte 400 nata çıkıyoruz veya 400 nata düşüyoruz veya işte kol tırmanış işte yapıyoruz ne bileyim 18.000'e. 18.000 level hızımız 400 nat veya işte 80 mak diye söyler. Oradan bilirsiniz onun hangi hızda olduğunu. Ona göre kol tutarsınız siz de. 7 mil uzaktaki lidere yetişmek için onun hızını bilmeniz lazım. Hani kısa süreli olarak bir kilit atabilirsiniz radarınızdan. Oradan yakınlaşma hızınızı veya uzaklaşma hızınızı görürsünüz. Ona göre hızınızı ayarlayabilirsiniz. Hemen kilit atıp o hızı görüp bozabilirsiniz kilidinizi veya hani lideri rahatsız etmek istemiyorsanız o size zaten söylemiş olması lazım. Şu şu hızda gidiyorum diye. Bu şekilde anlaşabilirsiniz onunla. Kaç mil kala idle yapılır? Ya bunun şimdi tankere mesela yaklaşma prosedürleri var. İşte tam ben hatırlamıyorum ama şimdi normalde tankerle çok çok uzaktaysanız zaten 100 knot üzeri hızda yaklaşıyorsunuz. Tam hatırlayamayacağım yine belli bir mesafeye geldiğinizde tankerle maksimum 30 knot fark olabiliyor aranızda. Belli bir yine mesafeye girdiğinizde atıyorum 1 milse artı eksi 10 knot şeklinde tankere yaklaşmanız gerekiyor. Ama bu gerçek şeyde hani koldaki liderinize nasıl yaklaşacağınız tamamen sizin becerinize ve görsel hani hislerinize falan kalmış. Şöyle bir şey var Terzi, biliyor Buyur. musun? Yani tankere yaklaşma prosedüründe hani 1 mil kala artı 60 mil kadar bir süratle yaklaşacak. Her şeyde 1000 feet yaklaşında 10 knot süratini düşüreceksin diye bir şey var. Evet, öyle bir dokümanımız vardı bu Arslan Taş'ın hazırladığı. Ben oradan hatırlıyorum sadece. Yaklaştıkça o dediğiniz bu artı eksi limiti düşüyor. Yani Ama rahat yaklaşıyorsun, hani böyle birden yavaşlayıp birden yani zamanında hızlı bir şekilde yetişiyorsun. Mesela 1000 feet falan 500 feet kala artık hani pre-kontak mesafesine gelirken ha, anladım. Mesela diyelim 10 mil var önümüzde tankere. 10 mil ne demek? İşte 60 bin fit oluyor, değil mi? 60 bin fit de bize ona göre bir şey veriyor. 600 nat fark katabilirsin tankere gibi bir şey oluyor, doğru mu? yani yok aslında o kadar Ya öyle fark. olmaz da yani çok mesafe olduğu için böyle çıktı. 5 mil olsaydı diyelim. 5 Yani kere 6 30. bir mil kala 60 knot farkta olmalısın. Ha. Yani yaklaşıyorsun, diyelim ki 400 knotla yaklaşıyorsun, 300 knot civarında tanker, 1 mil kala 360 knot olmalısın. Sonra Anladım. her bitte 10 knot daha 350-340 diye Anladım. yaklaşsın. 4000 fit kaldı. İşte artı 40 knot, eksi 40 knot gibi şey ayarlama Evet. yapmak gerek. Anladım hocam. Ben onları hatırlamıyordum işte. Zamanında bunları okumuşum bir yerden. Öyle bir şey kaldı aklımda da. Bir soru sormuş Coşkun abi. 77 mil var. Kola geliyorum. Diyelim 300 knot hızla gidiyoruz. Benim kaçla gelmem lazım oraya? Yani bunun böyle bir kuralı yok. Yani çok böyle ne bileyim aşırıya kaçmadan görsel olarak hissiyatla yaklaşabilirsiniz ama bunun şeyi varsa da ben bilmiyorum bunu. Kola nasıl yaklaşılır?
Ya bu bir kural mı bir ben de şeyi bilmiyorum ama hani şeyde biz şu şekilde konuşulmuş söylenmişti bize başladığımız zaman hani 10 mil içerisinde yani pistten kalkıştan sonra 10 mil içerisinde kola geleceksin diyor. Anladım. Yani kalktın 10 mil 12 mil neyse işte hala kolda değilsen sıkıntı. Çünkü Evet. o zaman kol bütünlüğü sağlayacak da adam hani göreve Daha gidecek. göreve gidecek. Doğru diyorsun. Şeyi hesaplarsanız yani işte 300 350 nat civarında kalkış kolda buluşma yapıyoruz. Ona göre hani en son kalkan adam biraz yakıt yiyecek. Evet, yani şimdi genelde kalkışları şöyle yapıyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'nde de bu böyle yapılıyor. Hani military'de komple kalkabilirsiniz. Yükünüz azsa veya AB'de kalkabilirsiniz. Kalktıktan sonra tabii 300 nata varmadan hemen tekerlekler kalktı. Uçuşa hani yükselmeye başladık. Takımları kapatıyoruz. Bu hani AB'deysek bile 300 natı geçmeden kapanıyor takımlar ki hasar görmesin. 270 nattır bunun resmi sınırı. 350 natta AB out denir mesela. 350 natta şöyle diyelim uçak yükselmeye başladı. İniş takımlarını da kaldırdık. O noktada ben hani F-16'ları kalkarken de izledim birkaç defa. Pozitif yani tırmanmayı şey yaptıkları zaman level'a alır gibi oluyorlar ki uçağa kolay hızlanabilsin. O AB'yi çok yakmamaya çalışıyorlar. Orada artık 350 natta dediyseler 350 natta AB'yi kapatıyorlar ve military olarak hani 350'yi tutuyorlar. Sonra 2-3-4 tabi arkadan kalktıkları zaman 350 natla gittiklerini biliyor ve ona göre kendini ayarlıyor. Atıyorum 4 numara kalktı. 3 numara önünde gidiyor. 4 tabi 1-2 numaralar da daha ilerisinde. Yapıştırıyor. Diyelim 400-450 nata çıkıyor militerde. Onlara yaklaştığında tekrar hızını kesiyor 350 natta. Kola geliyor. Kola geldiğinde artık lidere kalmış. Hani tırmanırlar mı, dönerler mi, AB'ye mi girerler. O tabi onlara gerisi liderde. Ama 350 natta AB out yapıp hani bu dediğim çok yükselmiyorlar ilk kalktıklarında ki kol kolay toparlansın. Yavaş gidiyorlar ve kolu yükseltmiyorlar kol toparlanana kadar. Evet, başka sorusu veya söylemek istediği bir şey olan var mı? Yoksa bitireceğim dersi. Yani kaydı da kapatacağız. Tamamdır o zaman. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ha bir soru daha geldi pardon. Ha. Biz teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Böyle ben bu videoyu çekecektim hani sadece YouTube'a koyacaktım ama siz gelince daha iyi oldu. Hem böyle sizden de bir şeyler duymak güzel oluyor hem de böyle duvarlara konuşur gibi olmuyor. Birisine bir şey anlattığınız zaman daha bir özenle anlatıyorsunuz. Katılan ve hani bizi YouTube'dan dinleyecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.